Herkese iyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Görüntüm geliyor mu? Her şey iyi görünüyor mu? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Merhaba. Aha, birden bakınca annemi gördüm. Merhaba. Hoş geldiniz. Tamam, süper. Anneciğim hoş geldin bu arada. İlk hoş geldin sana olsun. Herkese hoş geldi. Batı'ya mevzu. Bir kısa hemen selamlaşma hızlıca yapalım bence. Hatice Hanım hoş geldiniz. Saadet Ahmetova. Ben. Cemre Baytaş, Necla Zengin, moderatörlerim, Erhan Muskova, hoş geldin. Pınar Poyraz, Farmasi, Nalan Sağlam, Antimiyon, Filiz Hanım, hoş geldiniz. İrem Sıla, Ayşe Kaskapan, hoş geldin. Cin Destiny, Özlem, Atlantis, H. Başer sanırım, Saadet Sağroğlu, Elif Aydemir, anneciğim tekrar hoş geldin. Nuran Özışıklı, Pocahontas, Hatice Ahmedova sanırım. Doğru söylüyorum umarım. Aysel Hanım, Ferhan Ertürk. Hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır herkes için. Benim için güzel, hızlı, değişik bir hafta oluyor. Hafta sonu sanırım oldu. Gerçekten bütün artık sistemin birbirine girdi. Yani şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir şeye başladım. Bir işte projede yer alacağım. Onun için bir çalışmaya başladım. Ama bu arada da hafta sonu mu hafta içi mi falan gerçekten hatırlamıyorum. Bugün sanırım cumartesi. Yani günler o kadar hızlı geçiyor ki benim için bilemiyorum. Seçil Güler, hoş geldiniz. Berfihal, merhaba, hoş geldiniz. İrem Sıla, Figen Özdemir, Gül Sarı, Cin Destiny, çok teşekkürler. Her zamanki gibi başladık anneciğim, değil mi? Ben yayını açınca herkes uyansın çünkü. Yine evet, bugün kedilerle başladık güne. Evet Ayşe Hanım, kâkül ben yani kesiyorum kendim böyle arada. Böyle küçük kısa kâkül seviyorum. Öyle bir şey yaptım. Ebru Kıran Erdoğan, hoş geldiniz. Vallahi gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor bu arada. Ceren Hanım, hoş geldiniz. Aslı Mevcut, hoş geldiniz. Ya arada Luna sana da selamlar demiş Bilek, aynen. Arada böyle değişiklik hoşuma gidiyor. İşte ancak o kadar değişiklik yapabiliyorum hayatımda. Kâkül kesebiliyorum. Başka da çok büyük bir değişiklik yapamıyorum. Bu arada Kumpircan hoş geldiniz. Mavi Gökyüzü, Özlem İçik, Nevin Işık. Bu arada aslında bunu video yapacaktım biliyorsunuz. Fakat yani videoyu ben ne zaman oturmaya kalksam hakikaten böyle önemli bir şey çıkıyor hayatımda. Yani yapmam gereken bir şey çıkıyor. Ve o video hep bekliyor. Böyle olunca da yani verdiğim sözü tutamayacağım endişesi yaşıyorum. Onun için o yaptığım hazırlığı canlı yayında en azından sizinle daha belki keyifli yaparız diye düşündüm. Bu canlı yayını yapmaya karar verdim. Umarım güzel olur. Cindesini çok teşekkür ederim. Hülya Hanım hoş geldiniz. Perihan Ulaş hoş geldiniz. Bu arada göremediğim kişiler oluyor. Bazen önüme bakarken orada yazmış oluyorsunuz. Kimse üzülmesin, alınmasın. Gördükçe hemen buradan selam veriyorum. Zeynep İlay Hanım, Hülya Asim, hoş geldiniz. Yasemin Hanım çok teşekkürler. Yani bugün Münevver Karabulut cinayetini bir analiz edelim dedim. Neden peki? Şimdi şöyle şeyler soranlar diyeceğim ama lar değil aslında. Soran falan oldu. Yani niye böyle bir işte bitmiş, faili belli falan bir cinayet işliyorsunuz diye. Şimdi bir kere bu cinayet benim için gerçekten çok özel bir yeri var. Çünkü ben daha önce de
7500 kez söylediğim üzere mutilasyon cinayetlerinde uzmanlaşmaya çalıştığım için bu cinayeti, yani mutilasyon bu parçalama cinayetleri dediğimiz cinayetler, bunun için bu cinayetin yeri bende ayrı. İkincisi, yani bu benim için tam bir mutilasyon cinayeti. Yani tam bir mutilasyon cinayeti derken, yani ben daha onun şu kısmına ilgileniyorum. Hani bedenden kurtulmak için parçalamak değil, psikolojik olarak böyle bir altyapı barındırmaktan bahsediyorum. Ben bu tarafıyla ilgileniyorum daha çok. Yani onun için benim gözümde bu böyle bir cinayet. İkinci olarak tabii motivasyonunu hepimiz çok merak ettik. Neden bunu yaptı? Yani niye böyle bir şey yaptı? Kaç kişi yaptı? Bu bir ayin miydi, değil miydi? Öyle miydi, böyle miydi? Bunlar bayağı tartışıldı ve tartışılmaya da devam ediyor ve edecek de. Çünkü hep muallakta olan taraflar var bu cinayet dosyasında maalesef. Ve bu da insanlarda tabii ki bir takım soru işaretleri bırakıyor ve insanlar bunu zaman içerisinde tartışıyorlar. Bazı zamanlar alevleniyor bu tartışma. İşte geçenlerde bir oldu biliyorsunuz, işte baba mezarı açtıralım vesaire demişti. Sonra sanırım vazgeçildi. Bunlar tabii ki bu olayı alevlendiriyor. Olay zaten çok trajik ve çok kötü bir cinayet. Yani cinayetlerin hepsi çok kötü tabii ki. Ama biz içlerinde de biliyorsunuz bunları ayırıyoruz. Yani bu hakikaten korkunç bir cinayet. Onun için de önemi var. Ayrıca üçüncü olarak da tabii birçok kurumun birbirine girdiği, Münevver Karabulut'un avukatının da ismini tam şu an hatırlayamadım birden, söylediği üzere, yani onun belirttiği gibi kurumların iflas ettiği de bir cinayet. Yani aslında birçok açıdan ele alınması gereken, birçok konudan konuşulması, tartışılması gereken bir cinayet olduğunu düşünüyorum ben. Onun için de Münevver Karabulut'un cinayetini işlemek bence önemli bir şey diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir 5 dakika hemen hızlı bir giriş yapayım dedim. Sonra ben bunu bu arada bugün her şeyi konuşup bunu bitirmek değil. Yani bunu yapamam zaten, çok uzun sürer. Bugün olay hakkında ve bu kişileri biraz tanıyalım. Olayı nasıl olduğunu konuşalım. Biraz olayın sonucuyla ilgili konuşalım. Daha sonra da bu Cem Gariboğlu yaşıyor mu? Acaba bunun neden, işte ben, ya da şöyle söyleyeyim, ben yaşadığını düşünenlerdenim. Yaşadığını düşündüğüm için de bunun neden böyle olduğunu düşündüğümü de açıklamak istiyorum. Yani bu ilk yayınımızda olmasın. Bundan sonraki 2 ve 3, yani yine Çağla Tuğaltay gibi yapalım. 2, 3 ya da 4, artık kaç tane olacak bilmiyorum. Ona göre ilerleyen safhalarda da bunları konuşalım diye düşünüyorum. Ha, Rezan Epe Özdemir, Karabulut ailesinin avukatı, doğru. Biraz önce aklıma gelmedi. Ah. Yazık oldu kıza. İnsan hangi psikolojiyle sevdiği kadının kafasını keser demiş biri. Bu olay daha 5 yıl konuşulsa ayrıntıları, psikolojik yansımaları bitmez. Kesinlikle Antimiyon. Yani o kadar her açıdan korkunç bir cinayet ki. Yani sonrasında da yaşananlar da korkunç. Yani cinayetin içeriği zaten korkunç. Ama bir de sonrasında bu ailenin yaşadığı dram da çok kötü. Yani bir türlü iyi yönetilemeyen cinayetler görüyoruz aslında ortada. Yani sonrasında da iyi yönetilemeyen, o kriz yönetimi iyi yapılamayan cinayetler görüyoruz. Bu da neye sebep oluyor? Bu da toplumda tabii ki bir sıkıntıya sebep oluyor. Yani bu kurumlara karşı duyulan güven sarsılıyor. Bir sürü şey yaşanıyor yani toplumda da. Aslında bununla ilgili olarak da bence önemli bir cinayet. Cemre Baytaş, aynen, konuşacağız hepsini. Hayra, ben tam anlamadım ama dava çözülmüş mü? Evet. Yani fail yakalandı. Daha sonra işte intihar ettiği söylendi failin, ama işte onları da konuşacağız.
aslında biraz burada bence kişileri tanımakla başlayalım. Yani Münevver'den, Cem'den biraz bahsedelim istiyorum ben. Biliyorsunuz işte internette de bir sürü yerde gördük. İşte gazetelerde de çıktı. Bir sürü detayları gördük ama bence en iyi program Fatih Altaylı'nın programıydı bununla ilgili. Bugün hatta sağ olsun bana da gönderdiler. Kumpircan teşekkür ederim. Yani ben daha önceden de başka bir kanalda bunun çok detaylı analizini yapmıştım. Orada da işte bu video üzerinden aslında analizleri yaparak ilerledim. Tabii ki bu arada internet üzerinde bulduğum işte bu otopsi raporları vesaireler. Bu arada bu internet üzerinden bulduğum otopsi raporundan %100 emin değilim. Ama buna yakın şeyler olduğunu zaten görüyoruz yani olay yeri fotoğraflarından vesaireden. Yani aslında o otopsi raporunun çok da abartı olmadığını görüyoruz. Valla cin destini ben yani bu tür şeylere çok inanan biri değilim. Ya saygı duyuyorum ama ben inanmıyorum yani. Bunlar böyle bu kadar astrolojiyle falan bulunabilecek şeyler değil. Yani bilimle alakalı bir şeyse ben hani o konuda okeyim. Ama bilim dışı bir şeyse her zaman yani arka planda benim için kalır. Yani çok çok gerilerde kalır. Ben çok desteklemiyorum. Bu tür şeylerin de böyle astrolojiyle bilmem neyle falan böyle televizyon kanallarına ya da işte YouTube şeyine taşınmasını hoş görmüyorum. Yani bu benim fikrim tabii ki. Yani sakın bu arada yanlış anlaşılma olmasın. Ama bunlar bilimle çözülebilecek. Bunları bilimle yanıtlayabileceğimiz sorular bunlar. Ki zaten bu cinayetin sonrasında ailenin yani Cem Gariboğlu'nun ailesinin izlediği tutum yani astrolojik görüşe bence mahal bırakmayan zaten bir davranış şekliydi. Garipti yani hiç bu kadar işte savundukları işte kolladıkları bir çocuğun ölümü gibi değildi oradaki sahne. Yani bunu da konuşacağız tabii ki ilerleyen zamanlarda. Tutamıyorum kendimi. Aslan Efe, hoş geldiniz. Rosaline, hoş geldiniz. Evet, şimdi Münevver Karabulut'tan başlayalım. Ya, hepimiz çok üzüldük tabii. Yani bu gazetelerdeki işte, yani fotoğrafı koyarken bile ben gerçekten çok tereddüt ettim. Yani orada işte gördüğümüzde fotoğrafta bir çift var, işte sevgili var. Yani kızcağızın bu adamla yan yana bir fotoğrafını bile koymak istemedim açıkçası ben. Ama yani bunu sadece işte story gibi oraya koyarak hani en azından insanların neden bahsettiğimizi bilmesini istedim. Ama ben de çok haz etmedim yani onu da söyleyeyim bu arada. Şimdi Münevver Karabulut. Münevver kim? 7 Mart 1991 doğumlu Münevver. Bolu Mengenli bir ailenin ilk çocuğu. Babası Süreyya Karabulut aşçı, annesi Nagihan Karabulut ev hanımı. Beşiktaş Bingöl Erdem Lisesi son sınıfta aynı zamanda üniversite hazırlık için dershaneye giden bir öğrenci. Yani bunu zaten aslında bu hikayeleri, bu şeyleri hepimiz biliyoruz ama hızlıca bir üstünden geçeyim ben. Cem Garipoğlu kim? İşte Sümer Bank'ın ortaklarından Mehmet Nida Garipoğlu ve Makbule Tülay Garipoğlu'nun 4 çocuğundan ikincisi. 29 Ekim 1991 doğumlu. Baba çocuklarının çok iyi bir eğitim almasını arzu ediyor ve hapse girdiği dönem Cem Garipoğlu'nu yurt dışına gönderiyor. Aileyle ilgili biraz belki bilgisi olanlar vardır. Olmayanlar varsa internetten ulaşabilirler bunlara. 12 yaşında yurt dışına çıkıyor Garipoğlu. Fransa'da yatılı bir okulda eğitim görmeye başlıyor. 17 yaşına kadar Rusça, İngilizce, İspanyolca ve Çince öğrenmek için ülke değiştiriyor ve sonra temelli olarak Türkiye'ye dönüyor.
Bahçeşehir'de ailesiyle birlikte yaşamaya başlıyor. Babası okulu bitirmesine gerek yok. Hayatı kendi başına tanısın, dil öğrensin yeter diyor. Bu arada çok özür dilerim ya, bir yerleşemedim. Ve 2007 senesinde Türkiye'ye dönünce bir koleje başlıyor. Fakat okula uyum sağlayamıyor. Okul disiplini ona ağır geliyor ve bu yüzden 2008'de başka bir okula transfer oluyor. Bu arada babasının seyahatleri sırasında babasına tercümanlık yapıyor. Bu arada bunların hepsini Hürriyet gazetesinden aldım arkadaşlar, ulaşabilirsiniz. Cem'in arkadaşları okul dışında kötü bir çevre edindiğini, çalıntı araba kullanan gençlerle dostluk kurduğunu ifade etmişler. Yani yasa dışı işlerle uğraşan bir arkadaş çevresi oluşmuş. Yani Cem Garipoğlu ve Münevver Karabulut'u şöyle bir tanıdık. Burada da gördüğümüz üzere yani aralarında ciddi bir fark var aslında. Ama tabii ki şöyle de düşünmeyelim. Yani işte böyle farklılıklar barındıran insanlar bir arada olamazlar mı? Olabilirler tabii ki. Şimdi gelelim olay gününe. Bu arada biliyorsunuz aralarında bir ilişki var. Ve işte sevgililer işte normal o yaşlarda ne gerektiriyorsa işte böyle yaşayan bir yani iki tane insan sevgili. Bu arada işte Münevver annesine tabii ki bahsetmiş. Babaya tabii ki bahsedilmemiş. İşte bir böyle işte Türk aile sisteminin yani çoğumuzun yaşadığı bir ilişki modeli yani. Anlatabiliyor muyum? Yani çok böyle farklılıklar barındıran böyle acayip acayip şeyler olan bir ilişki değil. Normal bir ilişki. Ama burada tabii ki ilişkinin dinamini etkileyen başlıca sebeplerden bir tanesi ne? Cem'in ailesinin çok tanınmış bir aile olması. İşte amcasının, Hayyam Gariboğlu'nun yeğeni olması. İşte ailenin çok zengin olması vesaire. Şimdi bir aslında bu Rezan Epe Özdemir hani Münevver'le ilgili de yani o da paraya muhtaç bir ailenin kızı değil dedi. Evet tabii ki paraya muhtaç bir ailenin kızı olmayabilir. Ama aralarında maddi olarak çok ciddi bir uçurum olduğu aşikar. Yani bambaşka hayatlardan bahsediyoruz. Bunu da göz önünde bulunduralım. Yani bu da bir kafamızın bir tarafında dursun. Şimdi olay günü, önce yorumsuz bir saatleri size şöyle bir söyleyeyim. Baba saat 10.20'de elinde valizle villadan çıkıyor. Sabah. Anne 11.04'te kızıyla villadan çıkıyor. 12.47'de Cem evden çıkıyor ve o testereyi almaya gidiyor. 12.47'de çıkıyor yani. Bu işte yakındaki, evinin yakınındaki alışveriş merkezine gidiyor ve oradan testereyi alıyor. 13.08'de testereyle eve tekrar dönüyor. Aslında bize zaten olayın planlı olduğunu gösteren en büyük kanıt bu. Yani testere önceden alınıyor ve eve getiriliyor. Bu çok önemli. 15.00'da daha sonra işte pardon testereyi alıyor eve dönüyor. Testereyi eve bırakıyor ve aynı taksiyle bu sefer Münevver'i almaya gidiyor. 15.00'da Münevver'le beraber villaya geliyorlar ve 18.46'da elinde gitar çantası ve valizle evden çıkarken kameralara yakalanıyor. Yani olayın oluş zamanı işte bu aralık. Yani 15.00 ile 18.46 arasında bu olay gerçekleşiyor. 19.15'te İngilizce öğretmeni villaya geliyor. Cem'in kız kardeşine ders vermeye. Yalnız burada enteresan bir şey var. Şimdi 15.04'te anne zaten evden kız çocuğuyla çıkıyor. İngilizce öğretmeni 19.15'te villaya geliyor Cem'in kız kardeşine ders vermeye. Oysa ki anne 19.20'de eve geliyor. Yani bu sürede İngilizce öğretmeni içeri mi girdi anlamadım yani. Burada bir sıkıntı var zaten yani. Evde kimse yok. Cem'in kız kardeşi zaten anneyle beraber saat 11.04'te evden çıkmış. Yani bu saat şeyine baktığımız zaman burada bir sıkıntı var zaten bu İngilizce öğretmeniyle ilgili.
Anne 19.20'de eve geliyor ve oturma odasındaki kan ve kusmuk izlerini nar tanesiyle şarap lekelerine benzetiyor. 21.45'te Cem Münevver'in cesedini Etiler'de konteynere atıp eve geri dönüyor. Eve geri döndükten sonra anne bir anda, yani Cem'in eve girdiğini falan da görmüyor. Bir anda Cem'in evde olduğunu fark ediyor. Pijamalarıyla diyor. Sonra Cem'i azarlıyor ve kustuğu için babasını eve çağırıyor. Kustuğu için babasını eve çağırıyor. Yani Cem 4 yaşında çocuk olduğu için herhalde acilen babayı eve çağırıyor. Yani bunu özellikle okuyorum ki burada zaten bu ifade de, yani burada verilen saatler de çok kötü yani. Bu, yani söylenen şeyler, verilen bu ifadeler korkunç kötü. 23.01'de baba dönüyor eve ama baba da bahçe kapısından gizlice dönüyor. Oysa ki baba sabah valiz alıp gitmişti. Ve 23.46'da baba oğul arabaya binip uzaklaşıyorlar. Şimdi durum bu. Saatler bunlar. Bu saatlerle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Ya da buraya kadar konuşmak istediğiniz bir şey var mı? Bu arada bana sohbetin bağlantısı kesildi diyor. Şu an bağlantı var değil mi? Ha, var. Evet, geldi orada bir şeyler. Şimdi şöyle, AVM saati hani bir saat ileri bir saat gerisin artık, hani onu bilemiyorum ama hani verilen saatler bu şekildeydi. Hani bir saat geriye de alabiliriz bunu veya ileri de alabiliriz. Yani önemli olan burada kişilerin eve giriş çıkış saatlerinin uyumsuzluğu, yani verilen ifadelerin birbiriyle uyuşmadığı zaten. Yani daha en başında bile soru işaretleri var yani. Şimdi bu olayın sonrasında bir adli tıp raporu dolaşmaya başladı biliyorsunuz. Şunu ben bir ayırayım. Bu adli tıp raporunu da konuşalım. Ondan sonra da olayın değerlendirmesini yapalım diye düşünüyorum ben. Chat'te benim bir sorum var. Hayırlısı olsun. İnternetimde bir sorun yok ama yani. Benim evde bir internette bir sorun yaşamıyorum. Sanırım her şey yolunda değil mi şu anda? Şimdi adli tıp raporu gerçekten korkunç. Şimdi bu adli tıp raporunun detaylarından da bahsedeceğim de. Buradaki işte tutarsızlıklardan, yani adli tıp raporunun verdiği bilgilerle yani bu işte failin yakınlarının ya da suça iştirak edenlerin ona verdiği bilgilerin tutarsızlığından hep beraber bahsedeceğiz zaten. Şimdi adli tıp raporu genç kızın vücudunda 13'ü başında olmak üzere 29 değişik kesik tespit ediyor. Kanında ve midesinde alkol ve uyuşturucuya rastlanmıyor bu arada Münevver'in. İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda Münevver'in sol köprücük kemiği hizasından ve 3 öldürücü bıçak darbesinin ardından boynunun kesildiği kaydediliyor. Raporda Münevver Karabulut'un bedeninden ayrılmış başı ve vücudunda yapılan incelemeler ayrı ayrı ele alınıyor. Bıçak ve testere kullanılarak kesildiği belirlenen Münevver'in başında yapılan incelemede sol kaşında yaygın ekimoz, yani morarma, alnının ortasında uzunlukları 5 cm ile 0.5 cm ile 0.8 cm arasında değişen kenarları ekimozlu 3 kesik belirleniyor. Genç kızın sol köprücük kemiğinin bulunduğu bölümde 3, boyun bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 kesici delici alet yarısı bulunuyor. Bedenin yapılan iç muayenesinde köprücük kemiği yakınındaki
3 darbenin sol akciğerde yaralanmaya neden olduğu anlaşılıyor. Münevver'in sağ el 3. parmağının eklem kökünde sol el 2. parmağı ile her iki bileğinin üst kısmında kesikler mevcut. Yine sol kolun ön bölümünde ve iç dış yanda 3-4 santim uzunluğunda iki kesik tespit edildi. Ne demek bu? Demek ki Münevver katiliyle savaşmış. Yani yüz yüze gelmiş. Orada bıçak darbeleri almış ve kendini savunmaya çalışmış. İşte bunlara biz savunma yaraları diyoruz zaten. Yani burun buruna gelmişler ve bayağı korkunç dakikalar yaşamış. Şimdi Münevver'in vücudunda sperm tespit edilemedi. Ancak kilodunda bir yerde ve boxer iç çamaşırında 3 yerde kanla birlikte sperm tespit edildi deniyor. Fakat tabii bu biliyorsunuz adli tıpta bir skandal yaşandı bununla ilgili. Onun için tabii bu konunun şeyine girmek istemiyorum. Yani burada yani bu adli tıpta yaşandığı söylenen işte bu korkunç durumun detayına girmeyeceğim. Hepimiz biliyoruz. Şimdi burada ya bazı şeyleri de böyle söylesem mi söylemesem mi diye düşünüyorum. Şimdi burada adli tıpın bize verdiği en önemli bilgi ne biliyor musunuz? Münevver henüz yaşarken başının vücudundan ayrıldığı. Bu önemli çünkü genelde cesedi küçültmek için parçalama yapılır. Ve burada aslında işkence için yapıldığı çok net olarak ortada. Boyundaki kesi bölgesinden alınan örnek sonucunda yağ ve kas dokusunda taze kanamalar tespit edilmiş. Yani genç kızın boğazının henüz canlıyken kesildiği net olarak ortaya çıkmış. Bu da cinayetin zaten vahşice hisle işlendiğini gösteriyor. Yani vahşice hisle işlendi demek bile benim için çok yetersiz kalıyor yani bu durum için. Şimdi bu raporda şimdi karın ön yüzünde göbek deliğinin altından geçip aşağı doğru yatay seyreden yer yer cilt altı yağ dokusunu içeren parşömenleşmiş en küçüğü 20 santim en büyüğü 25 santim uzunluğunda 4 hat şeklinde kesik vasıfta yara var denmiş. Yani bu Münevver'in karnındaki 4 adet paralel şekilde 20-25 santim uzunluğunda kesikler oluşturulması bize burada kişinin yalnız olmadığını aslında bize gösteriyor. Yani bunu yapan Cem Gariboğlu'nun burada yalnız olması imkansız. Çünkü bu kesikleri yaparken şimdi birini böyle kesmeye çalışacaksanız onu çok sabit olarak tutmanız lazım. Yani yerde sırt üstü yatan birini karnından düz şekilde kesmek çok zordur. Burada size birilerinin yardım etmesi lazım. Bakın bu kesikler bunlar vesaireler zaten doğruysa ki başka şeyler de var şimdi birazdan konuşacağız. Zaten burada birilerinin yardım ettiğini anlıyoruz yani. Şimdi bazı şeyler var yapılabilir tek başına bazı şeyler var yapılamaz. Bu arada Cem de böyle boylu poslu İri yarı bir çocuk falan değil. Ufak tefek küçük cılız çırpı gibi bir çocuk. Bunu Cem'in böyle bir şeyi tek başına yapabilmesi yani neredeyse imkansız. Onun için ve bunların da çok ışığında yani burada birilerine eşlik ettiğini anlıyoruz zaten. Onu da bırakalım bir kenara. Diyelim ki bunlar yok. Bu adli tıp raporu yani bu internette dolanan şey fake diyelim ki. Kafayı vücuttan ayırmak çok zor bir şeydir. Ve bunu da tek başına yapamazsınız. Yani yapamaz yani Cem. Onun için aslında birçok gösterge var. Burada. Bir ya da daha fazla yani birkaç kişinin daha yardım ettiğine dair bence birçok gösterge var.
Şimdi burada adli tıp raporunda yine yani testereyi zaten biliyoruz ama bir de yanı sıra biliyorsunuz bıçak kullanıldığı kesinleşti. Yani kesinleşti bu. Kesin bir bilgi. Bu bıçak ortada yok zaten. Testere bulundu ama bıçaklar ortada yok. Bıçak ya da bıçaklar. Yani çok sayıda kesik var vücutta ve bu da benzer özellikle belki birçok bıçak kullanıldığında bize gösterebilir ya da bir tane de bıçak kullanılmış olabilir. Bu gerçekten sadistçe işlenen bir cinayet. Ve bunu bu genç kızı daha yaşarken bunu yapmak, yani bu kafayı bedenden ayırmak gerçekten sağlam bir sadist olmanızı gerektirir. Sağlam psikopat olmanızı gerektirir. Şimdi kafasına da defalarca vuruldu. İşte çeşitli ekimozlar oldu. Ekimozlar bu arada yaşarken olur arkadaşlar. Öldükten sonra morluk yaratamazsınız vücutta. Bu kızcağızın üstündeki ekimozlar zaten yaşarken de bir sürü işkence gördüğünü, işte bir sürü durum yaşadığını bize gösteriyor. Kafasındaki bu morluklar yine işkencenin kanıtı. Künç bir aletle vurulmuş. Dediğimiz gibi bu morluklar sadece kişi yaşarken oluşur. Şimdi bu zaten bedeni yani işte kafayla bedeni ayırırken bir seferde yapamamışlar bunu zaten. Yani bunu yapmak zaten çok zordur. Onun için bir takım İşte kesi izleri de var. Yani boyunda birçok bıçaklama izi var. Yani çok uğraşmışlar. En sonunda da testere gibi kesici bir alet kullanmışlar işte. Yani o testereyi kullanmışlar en son artık ayırmak için. Yani boynu hem bıçaklanmış hem kesilmiş. Yani bu nefret, şiddet, vahşet yani ne ararsanız gerçekten var. Şimdi bir de internette şöyle bir şey de vardı. İşte bu Nacak'la kafa derisini bile yüzmeye çalıştıkları ile ilgili bir böyle birçok yerde böyle bir yazıya da rastladım. Ama bu yani kesin bir şey değil. Yani balta, satır, kılıç gibi işte bu tarz bir aletle böyle bir şey yapılmaya çalışılmış diye bir şey de gördüm internette. Öf, yani gerçekten bazen böyle bazı şeyleri paylaşmak tam nefret ediyorum yani. Biraz bakmak istiyorum neler yazıyorsunuz. Yani gerçekten olay korkunç. Ya bu arada çok atladığım yerler var yani onu da söyleyeyim size. Olay bu anlattığımdan daha korkunç. Yani aslında çoğumuzun bilgisi vardır. Yani çoğunuz zaten görmüştür internette vesaire de. Ama ben yine de buradan sürekli böyle dillendirmek istemiyorum. Gerçekten bu durumlardan sıkıntı duyan varsa bu yayını bence izlemesin. Şimdi burada aslında bu işte ayin olabilir mi vesaireyi falan bize düşündüren, sorgulatan bazı durumlar olmuş. Bunlardan bir tanesi ne? Bunlardan bir tanesi bu kızın üstünde toprak artıklarının bulunması. Yani bu toprak artıklarının bulunması bazı şeyleri düşündürmüş. Ama bunun da maalesef olay yeri incelemenin incelerken bedeni yere koyduğunu ve yerdeki toprağın bulaştığını aslında görüyoruz. Bu rezalete ayrıca geleceğim yani. Bu gerçekten büyük bir rezalet çünkü yani. Bunu bu şekilde söyleyeceğim. Bunu nasıl yapmışlar ben anlamadım. Şimdi olayın değerlendirmesini yapalım biraz. Yani hepimiz işte Cem'i ha bu arada Cem ne demiş peki? Bir de onu da konuşalım. Cem ne demiş yakalandıktan sonra? Motivasyonu nedir diye tabii biz hepimiz çok düşündük. Yani bu gerçekten kafa karıştırıcı, bir sürü şey barındıran bir cinayet.
Cem de şöyle bir ifade veriyor. Münevver'le beraber eve geldiğini söylüyor. Cep telefonundaki mesajları görüyormuş. Görmüş sözde işte bu Münevver'in ani bir öfke ve kıskançlıkla bu cinayeti işlediğini söylüyor. Daha sonra cansız bedeni ortadan kaldırmak isterken beden bavula sığmayınca gidip bir testere aldığını söylemiş. Sonra maktuleyi iki parçaya ayırdığını, sonra da bedeni bir bavula, kafayı da gitar kutusuna koyup götürdüğünü ve oradaki olay yerine bıraktığını söylemiş. Şimdi zaten tabii ki bu büyük bir saçmalık yani. Burada verdiği ifade hiç inandırıcı değil. Olayın planlı olduğuna dair zaten en iyi kanıt testereyi önceden almış olması. Şimdi burada aslında Cem'in bu verdiği ifade ne biliyor musunuz? Bu ifade şu. İyi bir avukatın gidip Cem'le konuşması sonucunda, Cem'e öğütleri sonucunda verdiği bir ifade. Neden? Çünkü ani gelişti diyerek tasarlama olgusunu ortadan kaldırmaya çalışıyor aslında. Kafayı sonradan kestim diyor. Neden? Canice ve hunharca olgusunu bertaraf etmek için. Bunu Fatih Altaylı'nın programında Rezan Hep Özdemir aslında çok güzel böyle sıralamış. Daha sonra telefon mesajlarından bahsediyor. Neden? Ağır tahrik durumundan faydalanmak için. Bu arada bunların hepsi ciddi indirimler yani. Bunun yani işte bir müebbetle yargılanıyorsunuz, bir cinayet işlemişsiniz ve bunlar tabii ki çok ciddi indirimler getiriyor size yani. Daha sonra bir teslim olma pazarlığı yapılıyor ve teslim olunuyor. Neden? Kendim teslim oldum deyip yine bir indirim almak için. Tüm bu durumların hepsini aslında ortadan kaldıran ne olmuş? Bu video kaydı olmuş. Yani testereyi önceden aldığı, işte bu testereyi önceden aldığı alınmış olması tüm bu gösterilen bahanelerin hepsini ortadan kaldırıyor zaten. Şimdi burada zaten babanın da olay sonrası eve girip çıkmadığı belli değil. Neden? Çünkü evin bu arka taraftaki kamerası kırık. Yani ne hikmetse o gün kamera kırılmış, işte bilmem neler yok olmuş falan. Böyle gene bütün evren bir araya gelmiş, bu şeyi oluşturmuş sahneyi sözde. Babanın girip çıkmadığı belli değil. İşte o kamera kırık. Ama tabii ki kameranın kırık olması bir sürü şeyi de aslında gizleyememiş. Yani alelacele bir şeyler yapılmış ama tabii ki de çok organize olunamamış. Olunamadığı da birçok şeyden belli. Şimdi aslında evet, olay olayın organizasyonunda hatalar var. Çok ciddi sıkıntılar var. Ama organize olunmaya çalışmış. Yani bu olay organize bir cinayet. Yani hiç cinnet geçirmiş falan birinin yapabileceği bir durum değil bu. Otopsi raporuna göre 29 bıçak darbesi var. Ve hayattayken kafayı kesme var. Yani çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Ve Cem'in bu ifadeleri verirken gayet soğukkanlı olduğu görülüyor. Yani gerçekten bir vahşet dolu bir hikayeden bahsediyoruz yani. Kafayı bedenden ayırmak, ortalık kan revan, onu bunu satın almak, halletmek, götürmek, getirmek, gitar kutusuna koydum, onu bilmem ne yaptım. Yani bunlar hiç böyle cinnet geçiren birinin yapabileceği şeyler değil. Çünkü cinnet geçiren insanlar organize davranamazlar. Organize hareket edemezler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani çok saçma sapan bir ifade.
Ve bu kadar saçmalığın içinde bir de üstüne üstlük bizim bu adamın öldüğüne inanmamızı bekliyorlar yani. Yani buna gerçekten kim inanır esprisi yapmak istiyorum yani. Hiç inandırıcı değil yani. İnandırıcı değilsiniz yani. Bu olay çok organize gitmiş zaten. Ve bu kadar organize giden, bu kadar daha sonrasında ilk başta bir organize olunamamış evet bu cinayet esnasında. Fakat sonrasında bütün gerekli yerlerle görüşülmüş. Baba hemen araya birilerini sokmuş. Amca hemen araya birilerini sokmuş. Olay hatta zaten daha Cem'i almaya giderken bunlar eve zaten saçmalıklar orada başlıyor. Yani bu Cem'ler villadan ayrılırken polis arabasıyla burun buruna geliyorlar. Yani ters yönden gelen bir araba var. Bir cinayet mahalline gidiyorsunuz siz. Ve bu arabanın içindekilerin kim olduğunu sormuyorsunuz bile. Ters yönden geliyor bu araba. Hemen şurada villa var. Siz oraya gidiyorsunuz. Yani çok ciddi, büyük bir vahşet, bir cinayet işlenmiş. Giderken yan yana geçip gidiyorlar yani. Peki oldu. Bunların hepsine inanıyoruz. Peki. Şimdi Cem diyor ki bir de önce diyor karnına diyor bir tane bıçak sapladım diyor Münevver'in diyor. Sonra diyor bir tane daha bıçak sapladım diyor. Sonrasını hiç hatırlamıyorum diyor. Zaten Cem işine gelmediği yerlerde hemen bu argümanı kullanıyor. Hiç hatırlamıyorum. Aklımı yitirmişim. Hiç bilmiyorum. Oysa ki olayın örüntüsü çok organize bir olay. Olay yerini temizlemişsin sen ya. Neyi hatırlamıyorsun? Saatlerce uğraşmışsın. 6 litre kan var ya orada. 6 litre. 6 litre kan. Yani 6 litre kan var. Sen bunları temizliyorsun. Ne annen hatırlıyor, ne bilmem ne oluyor. O da annesi de ayrı bir komedi. İçeri giriyor anne. Ben bunları şarap lekesiyle kusmuk sandım. Nar tanesi sandım. Neyin nar tanesi sandın ya? 6 litre kan. Neyin narı yani? Ne nar tanesi? Yani eve geliyorsun, evde bir kadın katledilmiş, 6 litre kanı etrafta, kafa kesilmiş, ayrılmış, bilmem ne, kan gövdeyi götürmüş evde. Hiçbir şey kimse görmüyor. Kimse hiçbir şey bilmeden pıt 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 yukarılara çıkıyor. Cem evde mi değil mi onu da kimse bilmiyor. Kimse hiçbir şey bilmiyor yani. Yani... enteresan. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Şimdi olayın değerlendirmesini yapıyorduk. Dedik ki şimdi cinnet geçiren biri bu kadar soğukkanlı davranamaz. Bu cinayet zaten organize. Sonrasında da bazı amatörlükler olmuş. Öncesinde de olmuş. Ve buna rağmen gizlenmeye çalışılmış. Yani kafa kesilmiş, bavula konmuş, konteynere taşınmış, ardından bir alışveriş merkezine gidilmiş, bir de kahve içilmiş. Yani gerçekten cinnet geçirmiş insanlar zaten olay yerinde böyle şeyler yaptıktan sonra gidip bir tane de kahve içerler yani. Ya Cem sen ruh hastası bir adamsın ve eminim geziyorsun şu an, hayatında yaşıyorsun ve zerre kadar inanmıyorum yani senin öldüğüne. Sen çünkü kendini asabilecek bir adam zaten değilsin. Sen zaten kendini öldürebilecek bir adam değilsin yani. Seni o ailen de orada öldürtmezdi zaten. Sen eğer o hapishanede kendini asıp da dediğin şekilde ölseydi eğer, senin ailen bütün dünyayı ayağa kaldırırdı. Ortalığı birbirine katardı. Sessiz sedasız herkes sustu. Bir de Cem'in babaannesinin cenazede röportajı var. Açın gerçekten bir bakın. Yani bir kahkaha atmadığı kalmış yani. Yani sırıtarak anlatıyor yani. Ya düşünsenize bu çocuk içerideyken, bu çocuk hapisteyken bu çocuğa baba seninle gurur duyuyorum, yaptığın şey önemli değil, hallederiz diye mektup yollayan bir adam. Bu
Gerçek olabilir mi? Yani buna gerçekten inanıyor musunuz? Ben merak ediyorum. Yani ben buna hiçbir zaman inanamadım. Hiçbir zaman inanamadım. Aynı şekilde de inanmamaya devam ediyorum. Ve tabii ki çok enteresan. Bir de bu çocuk bu hapisteyken Çince falan çalışmalar, iyice Çincesini ilerletmeye çalışmalara girişiyor falan. Adam yani hapishaneye girmemiş, böyle rahat bir ortamda eğitimini sürdürmeye girmiş bir süreliğine. Ya zaten bu olayın sonrasında kurumlarla yaşanan, yani çok ciddi skandallar oldu yani. Bu olayın her adımı skandaldı zaten yani. Şimdi zaten Cem bu cinayeti işledikten sonra biliyorsunuz günlerce pazarlığa girildi. Yani bu çocuğu bize verin diye pazarlıklar yapıldı. O dönemin hatta emniyet müdürü görevden alındı biliyorsunuz. Çıkıp da aile kızına sahip olsaydı diye çok korkunç bir laf etti. Yani artık bu yani korkunçtan da öte bir söz. Nasıl bunu söyleyebildi bilmiyorum. Bundan sonra görevden alındı. Yani düşünün ki herhangi birimizin de kızı olabilir bu, çocuğu olabilirdi yani. Yani çocuğunuzun hem kafasını kesiyorlar, bedeninden ayırıyorlar. Korkunç bir olay yeri. Öldürülüyor bir tane manyağın, ruh hastası, psikopatın ellerinde can veriyor. Ondan sonra da bir de çıkıyor. Sizin sırtınızı dayadığınız, güvendiğiniz birimin başındaki bir tane adam çıkıp diyor ki kızınıza sahip olsaydınız diyor. Pes ya, gerçekten yani. Pes. Yani bu kadar korkunçlaşmayın ya. Bu kadar kötü olmayın yani. Şimdi bu adam bu Cem Gariboğlu yani. Adam da demeyeyim ona da. Bu yaratık yakalandıktan sonra bunu tutuyorlar bir yere, biliyorsunuz, götürüyorlar. Sözde bu adam pardon, bu kişi hiç gün yüzüne çıkmamış, orada işte bilmem kaç gün yememiş içmemiş bilmem ne olmamış, saçlar ama tıraşlı, ondan sonra gayet bakımlı, her şeyi tam olarak biliyorsunuz öyle teslim edildi. Bir de bu yalana da inanmamız. Ya bir de organize oluyorsunuz. Bir de böyle geri zekalıca organize olmayın bari. Bir halt yapıyorsunuz. Bunu biraz yani böyle bari akıllıca yapın yani. Ama tabii Allah ayağınıza bacağınıza dolandırıyor bir yerde. İşte bir yerde organize olamıyorsunuz. Burada bu esnada düşünün, bu Cem'e bir şey gönderiyor. Mesaj gönderiyor babası. Ve burada basının karşısında bile nasıl yürümesi gerektiğinden bahsediyor. Kafanı önüne eğ ki diyor. Senin diyor pişman olduğunu düşünsünler. Ya bakar mısınız şu korkunçluğa? Sonra afla nasıl çıkacağını, kimlerle bağlantı kurulduğunu bu konuda ve rahat olması gerektiğini empoze ediyorlar Cem'e. Diyorlar ki bir duvara tosladım. Tosladık ama biz bunu da aşarız. Yani işte düşünüyorsunuz şimdi bu kadar şeyin karşısında bu ailenin çocuğu diyorsunuz ayrı bir hücrede. Bakın, cezaevinde ayrı bir hücrede kalıyor bu adam. Bu yaratık. Ayrı bir hücrede kalıyor. Ve cezaevinde hücrede kalmak şöyle bir şeydir. Sizin don lastiğinize kadar alırlar yani. Siz böyle bir hücredeyken çıkıyorsunuz, kantine gidiyor. Kantinden poşet ve çamaşır ipi satın alıyor. Peki. Ondan sonra hücresine gidiyor. Sonra kendisini poşet kafasına takıp çamaşır ipiyle dolayarak kendini öldürüyor. Bak sen ya. Yani gerçekten müthiş bir ölüm. Sonra da buna kimse inanmayınca buna da dediler ki otoerotik asfeksi dediler buna. Yani bu ne? Cinsel hazzının artması için İşte bir kişinin kendini nefessiz bırakması olayına otoerotik asfiksi deniyor. Girip bakabilirsiniz. Yani bir kere bu olayın gerçekleştiğine dair net olarak veriler verir zaten bize ölüm raporu.
Yani bu seksüel aktiviteyle ilgili orada işte bir takım bilgiler, bulgular bulursunuz. Yani siz böyle dediniz diye ha tamam otoerotik asfiksi oldu. Hücrede aldı ipi, boynuna poşeti doladı, öldürdü kendini. Oldu. Öyle olsun. Bu zaten Cem'in neden yaşadığı bence konusuna ilerleyen dediğim gibi bölümlerde tekrar gireceğim. Şimdi bu peki nasıl bir psikopattan bahsediyoruz biz? Nasıl bir psikopat bu? 6 litre kan var evde. Paramparça edilmiş bir beden var. El bileklerinde sigaralar söndürülmüş. Bu kısmı bilmiyorum, emin değilim. Testereyle kafa kesilmiş. İşte buna rağmen anne bir iki nar tanesiyle kusmuk görüyor evde. Cinayeti işledikten sonra bu adam AK merkezi mi işte neyse o gittiği yer. Orada gidiyor kahve içiyor. Sonrasında eve dönüyor. İngilizce öğretmeni ben yukarı çıkıp dersimi işledim ve çıktım demiş. Bu arada otopsi raporlarında elbiselerde bıçak kesiği çok fazla yok. Yani bedendeki kesilerle elbiselerin üstündeki kesiler uyuşmuyor. Yani bu da ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Bu kızı soymuşlar yani. Ya gerçekten ya gerçekten ne yaptınız ya siz? Ben yani başka şeyler tabii ki geliyor aklıma da yani. Şimdi bunları burada zangırtlanak söylemeyeceğim ama yani bunlar çok şey gösteriyor bize. Yani elbiselerde bıçak kesiği olmaması ne demek ya? Ya bu arada Cem 48 kilo bir adam ya. Gerçekten. Ya böyle bir adamdan bahsediyoruz. Ya bu adam bu kızı öldürüyor, gitar şeyine koyuyor, taşıyor, götürüyor, konteynere atıyor yani. Yani gerçekten çıldırmamak elde değil. Şimdi burada bu kafanın çok muntazam kesilmiş olması, bavula konuş şekli. Bavula konuş şekli de çok enteresan Münevver'in. Döndürerek koymuş. Yani bunu bir kişinin tek başına yapması mümkün değil. Bunu Cem tek başına o bedeni, cansız bedeni o şekilde koyamaz. Burada artık kesin yani. Zaten bakın zaten en büyük göstergelerden bir tanesini söyleyeceğim size şimdi. Biliyorsunuz Cem'e sorulduğunda yerleri sildim diyor. İşte oradaki kanlı kıyafetler soruluyor. Ben o kıyafetlerle diyor 6 litre kanı sildim diyor. 3-4 tane kıyafetle 6 litre kan silmiş bizim Cep. Ama kanların giysinin üstündeki konumlarına bakılınca bunlar fışkırma şeklinde. Yani bunlar bir silme sonucu oluşmuş kanlar değil. Gerizekalı değiliz biz yani. Bilim bunu net olarak gösteriyor yani. Kan sıçrama diye bir ders vardır. Yani kan sıçrama tekniklerini öğreniyoruz yani. Kanın ne açıyla nereye sıçradığını anlıyor yani bilim adamları. Kriminologlar, adli tıp uzmanları, işte cinayet bürosu dedektifleri. Yani bunlar asla silinme şeklinde değil. Bunlar bayağı fışkırma şeklinde. Girip bakabilirsiniz internetten bu arada. Bu şekilde olduğunu görüyoruz. Zaten bu da ne demektir? Suça iştirak demektir. Bu kimin peki kıyafetleri? Babanın kıyafetlerinde çıkıyor. Babanın kıyafetlerinde zaten Münevver'in genotipleri çıkıyor. Yani DNA'sına rastlanıyor. Yani iki gömlekte ve bir içlikte çıkıyor. İçliği de babanın giydiği sabit. Ve zaten bu sebeple de baba ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor. Çünkü bu
kesinlikle suça iştirak izidir. Yani burada çok enteresan bir şey dönüyor yani. Ve bu arada otopsi raporunda, bu arada bu şimdi söyleyeceğim otopsi raporu net olarak bu bilgi iç kanamayla dış kanamanın ortak etkisi olarak gösteriliyor ölüm sebebi. Yani ölüm sebebi sadece bıçaklanmadan dolayı organ tahribatı değil. Ölüm sebebi yaşarken boynun kesilmesi. Yani bunun karşılığı budur. Yani bu kız yaşarken kesinlikle boynu kesilerek öldürülmüş. Yaşarken yapılmış bu. Yani olay yeri incelemenin de konteynerda bu cesedi bulduktan sonra yere koyup incelemesi de gerçekten akıllara zarar yani. Nasıl böyle bir şey yapabildiniz ya? Nasıl böyle bir şey yapabildiniz ya? Yani o kadar çok şey tabii ki onu oraya koyunca bir sürü şey kontamine olmuş cesede. Bir sürü şey de bu arada yani cesedin bedenin üstündeki bir sürü şeyi de toprağa kontamine etmişsiniz yani. Kontamine ede ede gezmişsiniz yani. Ondan sonra da işte acaba bu cinayetlerde şeylerde niye şey bulunamıyor? Bir delil, maddi delil elde edilemiyor. Niye efendim bulunan DNA'ya nasıl inanmazsınız? Ya nasıl inanalım ya? Nasıl inanalım ya? Daha olay yeri incelemede bu noktada mıyız yani? Alıp da yere koyuyorsunuz yani. Şaka gibi yani. Yani şu var ya ders gibi dava yani. Ders gibi cinayet dosyası. Birazcık yazdıklarınıza bakayım. Güneş hoş geldin bu arada. Antipatik tip herhalde yarıdan girdiniz dinlemeye. Bence baştan bir daha dinleyin. Yasemin Akat, aynen öyle. Katılıyorum. Figen Özdemir, Burçak Hanım sizce ilk defa mı işlenmiş bu cinayet? Valla Figen Hanım ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyleyse bile bunun devamının olacağını düşünüyorum. Şu anda başka bir kimlikle bir şeyler yapıyordur yani. Ben çünkü birazdan size mutilasyon işte bu tür tiplerin birazcık içeriğinden bahsedeceğim. Bunlar da çok fazla durdurabilen tipler değiller kendilerini yani. Onun için bence devamı vardır. Baba ve öğretmen de şüpheli bence ve kameralar yön değişiyor. Yön değiştirilmemiş. Kameralar kırılmış. Hayır, kesinlikle bulunmasını istediler, yoksa denize de atılabilirdi. Aynen Erhan, burada başka bir iş dönüyor. Burada bir şeyin kanıtlanması, bir şeyin böyle sergilenmesi olayı var. Bence de böyle olduğunu düşünüyorum. Ya ritüel olduğunu düşünmüyorum ya ben. Yani şöyle söyleyeyim size. Olabilir. Yani bu %100 değildir diyemem. Bir takım sıkıntılar var. Evet, onları düşündüren bazı şeyler var. Ama bence değil. Bunun nedenini ilerleyen şeylerde konuşuruz hep beraber. Ayşe Serap Ferah. Burçak Hanım, bizim ülkemizde bu yüzden mi bulunamıyor suçlular? Baştan sona dikkatsizlik mi? Başka bir şey, adli tıp olay yeri ilginç ya. Aynen. Şimdi Ayşe Hanım, ben ya bizim ülkede birçok konuda uzmanlaşma maalesef yok. Uzmanlaşma olmadığı zaman da herkes her işi yapmaya kalkıyor. Herkes her işi yapmaya kalkınca da böyle ele yüze bulaşıyor.
Yani maalesef bunları çok sık yaşıyoruz yani. Niye uzmanlaşılmıyor? Niye bu bölümler açılmıyor? Niye insanlar buna teşvik edilmiyor? Niye mesela bu tür yerler güncellenmiyor? İşte ne bileyim adli tıp, emniyet, işte bu tür sistemler, bu tür kurumlar zaman içerisinde niye iyice güncellenmiyorlar? Update etmiyorlar ve çağa ayak uydurmuyorlar kendilerini. Hep niye geriden geliyoruz ya biz ülke olarak? Ben de anlamıyorum yani. Anlamıyorum yani. Çözemedim yani. Bunun sebebini ben çözemedim. Evet, aslında çok doğru bir şey söylemiş biri. Bizim ülkede uzman değil torpil olayı var. Aynen öyle. Bizde torpil. Zaten hep böyle. Onun bilmem nesi, bunun bilmem nesi. Onlar çalışıyorlar kadrolarda. Onun için de öyle yani böyle oluyor bu işler yani. Aynen Bilek, ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Yasemin Akat, aynen öyle. Ama bu adli tıp raporuyla sabit. Şimdi burada aslında Cem dedik ki psikopat. Psikopatlar nasıl tipler? Böyle ben merkezci, manipülatif, aldatıcılık özellikleri bulunan, işte empati eksikliği yaşayan, suçluluk veya pişmanlık durumundan yoksun, işte böyle yasal beklenti ve normları ihlal etme gibi özellikler taşıyan, bu tür davranışları sergileyen tiplerdir. Yani genelde bu psikopatlar böyle tiplerdir. Yani sosyal açıdan yıkıcı bir kişilik bozukluğudur ve psikopatik kişilerde gerçekten vicdan ve başkaları için duygu eksikliği vardır. İşte aslında bu Cem'de gözlemlediğimiz durumlar da böyle. Hatta ben Cem'in ailesinde de aynı durumları gözlemliyorum ve hala da gözlemlemeye de devam ediyoruz yani. İşte bu fotoğraf çektirmeler, işte cinayet işlenen koltuğun önünde, sağında solunda işte fotoğraf çektirmeler, bunu internette yayınlamalar falan. İşte aslında diyoruz ya bunun Allah Allah nasıl bir şey ya bunlar kafayı mı yemiş falan diyoruz ya işte gerçekten bu psikopatlardaki bu duygu eksikliğinin kanıtı. Bunlar zaten bencilce istediklerini alırlar ve en ufak derecede bir suçluluk veya pişmanlık duygusu olmadan canlarının istediğini yaparlar. Ve psikopati en eski ve en tartışmasız, en yoğun araştırılmış, doğrulanmış ve köklü kişilik bozuklukları arasındadır. Yani bu saydığımız bütün bilgiler psikopat ile ilgili net. Şimdi psikopatili bireylerin sergilediği antisosyal davranışların çoğunun çarpıcı bir özelliği çoğunlukla araçsal nitelikte, yani hedefe yönelik. Yani para, cinsel fırsatlar veya statü artışı elde etmeye yönelik olmasıdır. Bu psikopatili bireylerde bulunan duygusal bozulma sosyalleşmeyi engeller ve birey antisosyal davranışlardan kaçınmayı öğrenemez. Şimdi psikopatlardan kısaca şöyle bir bahsedelim istedim. Ve gelelim şimdi mutilasyon, bu işte parçalama cinayetlerine ve bu parçalama şu saçımla benim verdiğim savaş ne olacak acaba? Mutilasyon cinayetlerinin sebeplerine. Şimdi ben mutilasyon cinayetleriyle ilgili ciddi, çok ciddi böyle makaleler okuyorum. Ama böyle şöyle söyleyeyim size. Bazen günde bununla ilgili 15-20 tane falan böyle şey okuduğum oluyor. Yani makale ve benzeri şeyler okuduğum oluyor. Hatta o günlerde böyle fazla okuduysam bunları böyle içimde bir tuhaf bir böyle bir böyle bir duyguyla geziyorum falan. Yani çok fazla okuduğum zaman bu Münevver dosyasına hazırlanırken de aynı duyguyu, aynı böyle bu nefes alamama böyle nasıl anlatayım size o tarif edeyim o duyguyu bilemiyorum. Aynen yaşadım. Şimdi bu mutilasyonla ilgili yapılan çalışmalara dayanarak suçlu davranışlarının arka planını yorumlayabilmek,
aşırı şiddet içeren ve cesedi parçalara ayırmaya kadar giden bu rahatsız edici davranışların nedenlerini anlayabilmek adına bunun tarihsel ve psikolojik altyapısını, arka planını incelemek gerçekten çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bu neden önemli? Çünkü bu tarihsel olarak da bakıp bunları karşılaştırma şansı veriyor bize. Ne bunlar mesela? Kültürlere göre mi değişiyor? Bilmem ne mi? Falan. İşte kültürlerdeki bu şiddet yöntemlerinin değişmesi. İşte aslında bize bu büyük resmi görmeyi sağlıyor. Psikolojik arka plansa asıl kaynağı bulabilmeyi bize tabii ki amaçlıyor. İşte onun için mutilasyon cinayetlerinin aslında sebeplerini öğrenmek için her iki tarafa da iyi hakim olmak gerekir. Yani iki tarafı da hem tarihsel arka plan hem psikolojik arka planı çok iyi sentezlemek gerekir. Aslında onun için bu mutilasyon biraz diğerlerine göre daha ağır bir konu. Çok emin olmanız gerekiyor ve çok fazla karşılaştırma yapmanız gerekiyor. Şimdi bu cesedi parçalama davranışının altında 4 tane temel neden yattığı düşünülmekte. Bunlar 1- savunucu, kurbanların ortadan kaldırılması. 2- agresif, öfkeyle motive. 3- saldırgan, nekrosadist. 4- nekromantik, yani cinsel sapma ifadesi. Şimdi İsveç'te 1991-2017 döneminde 43 parçalama cinayeti vakası üzerinde yapılan çalışmada vakaların %70'inin temel mantığının cesetten kurtulmak olduğu saptanmış. %70. Şimdi %30'luk kısım tabii ki var. %30'luk kısım ise güçlü saldırganlık, nekrocinsel sadizm veya akıl hastalığı olarak kayıtlara geçmiş. Yani burada Cem'i bu %30'a koyuyoruz. Yani nadir olan bir şey bir de bu arada bu. Düşünün yani. Yani Allah'tan yani nadir bir şey. Çok karşımıza çıkan bir şey değil. Yani cinayetlerde de çok karşımıza çıkan bir şey değil. Allah'tan yani. Parçalamanın cinayetin gerçek sebebi olduğu durumlarda yani Cem Gariboğlu gibi, bu benim fikrim tabii, nekrosadizm içeren cinayetlerde failler cesedi karakteristik şekillerde sakatlarlar. Neden bahsettik şimdi? Eğer ki diyelim ki ceset parçalama davranışı değişik motivasyonlar içerir demek. Hani cinsel olarak bir motivasyonu varsa bu kişinin cinsel organları keser mesela. Yani cinsel davranışın yoğun olduğu durumlarda. Ve bu tür sakatlamalarda yani cinsel amaçlı olan motivasyonun tabanı bu olan saldırılarda, sakatlamalarda genelde kurbanlarını boğarak öldürürler. Okey. Agresif sakatlamalarda fail genellikle bu tutumu benimseyen mutilasyon cinayetlerinde ise fail kurbanını bıçaklayarak ya da işkenceyle öldürür. Yani bizim eleman tam buraya cuk oturuyor. Bu sakatlamalarda ise ölüm nedeni parçalama ya da işkenceden dolayı gerçekleşir. Finli araştırmacılar mutilasyon cinayetlerini diğer cinayetlerle karşılaştırdıklarında parçalama cinayetlerinin faillerinin çocukluk dönemlerinde eğitim sorunları yaşayan, ruh sağlığı problemleri içeren, hatta bu sebeple akıl hastanesine yatmış ve kendine zarar verme oranları yüksek olan kişiler olduklarını bulmuşlar. Ayrıca psikopati özellikleri taşıyan bireylerin mutilasyon cinayetlerine daha yatkın olduklarına dair bazı göstergeler elde etmişler. Yani bilimi gerçekten araştırmaları bu yüzden çok seviyorum. Çünkü bulduğunuz verilerle böyle tık 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 oturuyor. Ondan sonra daha derinine inebiliyorsunuz. Bugün daha yüzeysel olarak bunu, yani yüzeysel olarak derken bugün de derinine indik tabii de. Biraz daha derine inmeyi düşünüyorum. Daha ciddi araştırmalar yapıp o daha yüzeyde görünen kısımda işte bu iceberg'in daha alt tarafındaki o kısmı da göstermek ve görmek de istiyorum. Birazcık konuşalım.
Kumpircan teşekkürler. Olayların üstünü kapatmak, isim değişikliği, yüz değiştirme ameliyatı. Cem kesinlikle bunların hiçbirini yapmamıştır. Mükemmel adalet sistemi. Cindesini demiş ki ne talihsizmiş demiş. Gerçekten de öyleymiş yani. Hakikaten. Selin Hanım. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Ben Cem'in çok ağır psikopat olduğunu düşünüyorum. Aynen 6 litre insan vücudundaki yaklaşık kırmızı sıvı oranıdır. Aynen öyle. Yani düşünün ki gerçekten ortada böyle 5-6 litrelik kan varmış. Yani ben neden katledildiği konusunda bundan sonraki yayınlarımda bir şeyler paylaşmak istiyorum sizinle. Yani açıkçası bu yayın buna girersem bu iş uzar. Yani daha çok uzayacak. Çünkü onun alt şeylerini de açıklamak isteyeceğim. Bu yayını açıklamayacağım. Bundan sonraki yayınlarda bunu konuşalım. Ama Cem'in çok ağır bir psikopat olduğunu eminim. Cem'in gerçekten kendini çok seven bir adam olduğuna da eminim. Çok bencil, kendini çok seven bir adam olduğuna eminim. Bunun için de Cem'in intihar edebileceğini asla düşünmüyorum. Zaten bu anlatılan gibi bir intihar şekli de yok yani. Böyle bir şey olması çok zor. Bu yani ben otoerotik asfiksi olduğunu düşünmediğim için söylüyorum. Yoksa bu asfiksiyle ölen insanlar var. Ama Cem'in ben böyle bir şey yapmadığını düşünüyorum. Yani bunun zaten bir hücrede olmuş olması bilmiyorum. Yani bence çok zor yani. Çok ama çok zor yani. %1 bile değil. Filiz Dinç, Baba Karabulut neden vazgeçti acaba mezarın açılmasından? Ya Filiz Hanım aslında şöyle bakın. Şimdi böyle durumlarda bu tür mesela çocuğunu kaybeden aileleri yaklaşırken çok çok daha dikkatli olmak lazım. Şimdi burada çok ekstrem bir cinayet var. Çok ekstrem bir cinayet. Yani dediğimiz gibi dünya literatüründe bile %30'luk bir kısım yani %30'luk derken yani bu kesme ve parçalama cinayetlerinin işte %30'luk kısmı sadece bunun gibi psikopati içeriyor. Yani bir bedenden kurtulmaktan bahsetmiyoruz burada. Var yoksa böyle cinayetler de var. Bedenden kurtulmaya çalışıyor. Buradaki öyle bir şey değil ama. Ve bu bunu yaşamış bir aile olduğunuzu düşünün demek istemiyorum. Ama gerçekten korkunç bir durum. Yani babanın aklını yitirmesi, annenin aklını yitirmesi an meselesi. Bu insanlardan çok sağlıklı davranmalarını bekleyemeyiz. Şimdi biz hep şöyle değerlendiriyorsunuz yani daha doğrusu bakılıyor. Şu an sizin şu anki değerlendirdiğiniz durumda değil bu aile yani. Anlatabiliyor muyum? Çok bambaşka bir kabusun içindeler yani. Onun için bu tür olaylarda ailelere yaklaşırken, aileleri eleştirirken çok daha dikkatli olmak durumundayız. Oradaki verilen tepkiler zaten çok sağlıklı olmayacak. Çok beklediğimiz tepkilerle karşılaşmayabiliriz. Olabilir bu. Onun için bu durum... Yani babanın mezarı önce açtırmak istemesi, sonra açtırmak istememesi. Şimdi biz babanın yaşadığı şeyleri bilmiyoruz. Biz sadece bize gösterilen küçük bir kısmı görüyoruz. Ama o işte arka tarafta yaşanan ne bilmiyoruz. Bu adama etraftakiler ne diyorlar? Avukatı ne diyor? O ne diyor? Bu ne diyor? Adamı kenara çekip herkes bir şey söylüyordur eminim. Uğraşma bu aileyle başına iş açılır. Ya bak senin bir tane de oğlun var o da mı elinden gitsin falan. Bir sürü şeyler düşünün yani. Adam bir sürü karmaşanın içerisinde ve zaten korkunç bir durumda. Onun için ben asla bu tür durumlarda aileleri eleştirmekten ve onların davranışlarını
yargılamaktan yana değilim. Burada yargılanacak ve araştırılacak, inanılamayacak bir aile varsa o da Cem'in ailesidir yani. Hala da bu ruh hastası tavırlarını devam ettirmeleri. Yani hepimiz hayretle izliyoruz yani, öyle söyleyeyim. Yani adamlar çıkıyorlar, fotoğraf paylaşıyorlar ya Instagram'da bilmem ne de. Yani nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz ya? Orada bir masumun kanının olduğu ve sizin ailenizden birinin katlettiği bir koltuğun önünde fotoğraf çektirmek nedir yani? Yani bu değişik bir durum. Yani bir meydan okuma mı var burada? Yoksa böyle yapılmış dengesizce hareketler topluluğu mu bunlar? Bilemiyoruz tabii. Ama değişik durumlar olduğu kesin. Evet, cin nesli yiyeceğim. Hem görüşmüş kızla hem küçümsemiş. Zeytinburnu işte nokta noktası diye bir dosya bulundu bilgisayarda. Aynen bu aslında, bu dosyada başka bir kızın daha biliyorsunuz verileri bulundu. Yani burada Zeytinburnu nokta noktası dediği kişi aslında Münevver değil. Orada başka bir kızın daha MSN konuşmaları kaydedilmiş durumda bulundu. Bu arada enteresan yani. Bunları kaydetmesi falan da, böyle bir klasörler oluşturması da enteresan. Bir enteresan durum daha var. Biliyorsunuz evde temizliğe gelen kadın anneyi uyarıyor bir kere. Diyor ki bu Cem'in diyor çantasında bıçak buldum diyor. Yani bir değişik böyle aletler buldum falan diyor. Anneyi uyarıyor. Yani aslında Cem'in böyle psikopatça bir takım davranışları olduğu aslında aile tarafından gayet iyi biliniyor yani. Hani bu böyle ilk defa karşılaşıyoruz falan bir durum değil. Feslen demiş ki soyadların hakkını veriyorlar. Kesinlikle bence de. Yani bu kadar soyadıyla bir aile ben de görmemiştim. Yasemin Akat, kime güveneceğiz biz? Yahu bir gün seri katilin önüne çıkmamamız resmen mucize. Yasemin Akat, çok güzel söylemişsin. Onun için arkadaşlar gerçekten bakın gözlemleyin yani. Bazı şeyleri gözlemleyin ve size tuhaf gelen şeyler olduğu zaman hislerinize de güvenin. Yani insan vücudu ve insan beyni aslında çok enteresan yaratılmış. Bir takım sıkıntılar olduğu zaman bunları hissediyoruz. Aslında gözlemliyoruz. O gözlemlerimizin sonucunda kendimiz çok dikkatli gözlemlemesek bile bu gözlemlerin neticesinde aslında beyin bir şeylerle uyuşmayınca sinyal veriyor yani size. Diyor ki bir sıkıntı var diyor yani. İşte o sıkıntı var dediği noktada eğer birilerine karşı böyle bir şeyler hissediyorsanız, bir sıkıntı görüyorsanız, ağır böyle psikopatça davranışlar, yaklaşımlar falan görüyorsanız bu tür insanlardan uzak durun. Bu tür insanlardan uzak durmak en iyisi. Bu çocukların küçükken tedavisi şart ama hep görmezden gelmişler. Evet, yani bu çocuklar da gerçekten, çocukları olanlar da çok dikkat etsinler. Çocuklarınızda böyle işte hayvanlara eziyet, işte arkadaşlarına eziyet, yani bu tarz şeyler fark ediyorsanız gerçekten lütfen ilgilenin yani bu durumla. Bu çocukları alın ve bir yardım almalarını sağlayın. Çok önemli. Çünkü bu belirli bir yaşa kadar bunu önüne geçebiliyorsunuz. Ondan sonra artık bitiyor yani. Orada artık olay kopuyor ve yani mümkün değil yani. Hiçbir şey yapamıyorsunuz artık ondan sonra. Ondan sonra kaderinize razı oluyorsunuz yani. Onun için çocukken, ufak yaşlarda bunu fark ettikleri zaman aileler hemen müdahale etmeleri en iyi çözüm. Ben
Ferhan Özcan'la bu ailenin ait olduğu bir güruh var herhalde. Kendilerini kanıtladılar diyor. Bilemiyoruz tabii ki. Ders veren öğretmen de bir şeyler biliyor. Bilmemesi mümkün değil bence de. Çok, çünkü saçma yani. O öğretmenin gelmiş de ders vermiş de gitmiş yani. Hikaye üstüne hikaye yani dinliyoruz. Evet, doğru. Lady Volkia sanırım. Münevver Mesan konuşmalarını hatırladığım kadarıyla şiddet görmüştü Cem'den yanılmıyorsam, değil mi? Evet, bir tokat atmış. Böyle bir durum yaşanmıştı. Tabii dahası var mı bilmiyoruz. Ama böyle bir durum olmuş. Cem Garipoğlu nekrofili sadizm varsa, Cem Garipoğlu yaşıyorsa yeni bir cinayet işler mi? Bence işler yani. Adam çünkü bunu şey olarak görmüyor. Yani bunlar hak görüyorlar kendilerine bir de. Yani yanlış bir şey yaptıklarını düşünmüyorlar. Zaten işin korkunç tarafı bu. Yani bu adam bunu görmüyor. Peki bu adamda var böyle bir psikopati ama bu adamın ailesi de böyle görmüyor. Yani bu çocuğa sahip çıkmaya falan çalışıyorlar yani. Ya daha sahip çıkılacak bir tarafı mı var yani artık hani baktığınız zaman? Hayır, ama çünkü ailede de bir takım demek ki bozukluklar var. Bir takım sıkıntılar var. İşte bu mental olarak da belki var, ben bilemiyorum. Çünkü çok normal davranışlar değil bunlar. Çilek kız olabilir. Zaten neredeyse tebrik etmedikleri kalmış yani. Çevredeki komşular nasıl duymamış? Zaten çevrede duyacak bir şey yok ki. Bir villa var. Villanın etrafında, yan tarafta bir villa daha var. Tabii ki orada yani dip dibe değiller, yapışık değiller. Orada sanırım kimse oturmuyor. Öbür tarafta da artık kim yaşıyor bilmiyorum ama bunların arasında mesafe olan, bunlar müstakil şeyler, işte ne denir, evler yani. Birilerinin duymaması mümkün. Erhan Moskova, aynen katılıyorum kesinlikle. Ayşe Kaskapan, rahmetli kızımız temiz uygularla geldiği villadan bavul içinde çıktı. Aynen öyle oldu. Ayşe Kaskapan, aynen öyle oldu. Ben bunlar yüzünden çöp konteynerlerine yaklaşmıyordum. 8 yaşındaydım o zamanlar. Gerçekten korkunç bir cinayet. Maalesef hala düşünün ki netliğe kavuşamamış. Hala kafamızda bir yere oturtamadığımız bir sürü soru işareti var. Cem Garipoğlu'nun 2022'deki görüntüler ortaya çıkmış, iddiaları doğru mu? Hiç bilmiyorum yani. Böyle bir şey olsa herhalde gazetelerde boy boy görürdük. Diyeceğim ama o da olmaya da bilir yani. Kim yazdı onu bilmiyorum. 2022'de bir şey olduğunu. Bu arada benim chatim dondu mu? Heh, geldi. Jean Destiny. Kız gerçekten çok düzgün bir kız. MSN konuşmalarından anladığım kadarıyla hep Cem'i uyarıyor, düzeltmeye çalışıyor. Evlilik hayalleri var. Yani evet. Ve diyelim ki öyle olmasa dahi, yani dünyanın en kötü insanı olsun Münevver, kimse böyle bir ölümü hak etmiyor. Yani hiçbir canlı böyle bir ölümü hak etmiyor yani. Bu şekilde katledilmeyi hak etmiyor yani. Bıçaklarla saldırıp işte kafayı canlıyken vücuttan ayırıp bilmiyorum yani ne olursa olsun yani hani şunu, çünkü İnsanlar bir dönem şöyle bir şeyler konuştular. İşte bu da canım Allah'ın evine niye gidiyor falan gibi. Böyle çok garip garip yorumlar da oldu. Ne olursa olsun, ne yaşadıysa yaşasın, asla böyle bir şeyi hak etmiyordu. Mert Okan Sarıoğlu. Türkiye'de bu tür cinayetler işleyen zanlılara yakalandıktan sonra psikiyatrik testler yapılıyor mu? Buradan elde edilen veriler bilimsel çalışmalarda kullanılabilir. Ah ah, yani keşke Mert Okan Sarıoğlu, keşke. Yani düşünün ki
bir makale bile bulmak, yazılmış, orijinal, düzgün bir makale bile bulmak o kadar zor ki. Ya çok bunun üzüntüsünü yaşıyorum yani. Yani hep hani zaten ben Amerika'da yaşadığım için, yani okulda orada olduğu için genelde işte Amerika'daki bu akademik şeylere bakıyorum, işte makalelere, bilmem nelere. Türkiye'ye geldiğimden beri bazı şeyler için böyle arıyorum. Yok yani, bulamıyorum. Yani hiçbir konuyla ilgili doğru düzgün bir araştırma yok. İşte neden olduğunu anlamıyorum. Yani bu kadar ciddi cinayetler varken bizde de neden yapılmıyor? Mesela Palu ailesi gerçekten böyle bir ciddi bir şey olabilecek, bir ders olabilecek, işte ders kitabında yer alabilecek, bunun analizinin yapılması gereken bir aile. Ama var mı böyle bir çalışma? Bilmiyorum yani. Bence yapılmalı. Bence kesinlikle bu dediğiniz olmalı yani. Çünkü bakın, ben hep şunu düşünüyorum zaten yani. Şimdi bu seri katillerde de böyle. Bu adamlar zaten orada çürüyecekler, ölecekler yani. Anlatabiliyor muyum? Bunların bilime bir katkısı olsun istiyorsak, bu adamlara aslında araştırma yapılmalı yani üstlerinde. İşte bir takım deneyler mi yapılacak? İşte bir takım testler yapılabilir. İşte bir sürü araştırmalar yapılabilir. Yani bu adamlar zaten çürüyecekler orada yani. En azından araştırmalar alıp yapıp bunları ileride kullanmak için iyi kaynaklar olabilirler yani bu adamlar. Ama yapılmıyor. Erhan, bu çakandaki V şeklindeki kesik Dan Brown'un eserinde de vardı. Kutsal kase. Bilmiyorum ya Erhan, aslında şurada emin değilim ben. Bu V şeklindeki kesikten emin değilim. Yani o adli tıp raporunun gerçek olup olmadığından emin değilim. Ama bunu öğreneceğim. Yani bu adli tıp raporunun yani en azından bir şeylerin aslını bulmaya çalışacağım. Öğrenmeye çalışacağım. Palu ailesini işleyelim bence de. Bu Palular da olay bir aile yani. Burçak Hanım, Çağla konusunu ne zaman yorumlayacaksınız? Ben Çağla konusunu artık yorumlamayacağım. Yani söyleyeceğimi söyledim. Ama tabii şöyle bir şey yapacağım. Söylemiştim size. Profesör Doktor Halis Dokyos Hoca. İnşallah birkaç program yapacağız. Yani video hazırlayacağız sizler için. Orada konuşmayı düşünüyorum yani. Orada bazı şeyleri açıklığa kavuşturma adına Halis Hoca'nın bize bilgiler vereceğini düşünüyorum. Böyle bir şey yapabilirim. Onun dışında Çağla ile ilgili ben zaten fikrimi söyledim. İşte 1, 2, 3, 4 şeyimiz var. Canlı yayınlar yapmıştık. Onlara da ulaşabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Orada da ben katille ilgili zaten fikrimi beyan ediyorum. Aslan Efe, yani Zengo birisi yarın bir gün sizi kesse ve çöpe atsa arkanızı arayacak bir sistem yok. Ya da siz zenginseniz hunharca birisinin hayatını çalsanız el kol sallayarak dolaşmaya devam. İşte bu noktaya umarım gelmesin yani, artık buna bir son verilsin yani. Mehmet, hoş geldin bu arada. Bu cinayet bana kesik bacak cinayetlerini anımsattı. Sizce benzer vakalar mı? Yok değil. O bir seri katil vakasıydı. Biliyorsunuz. Ceren. Evet, maalesef. Aslında Ceren, bu sadece Türkiye için değil. Dünyanın birçok yerinde de geçerli bir şey. Maalesef geçerli bir şey. Ama bazı ülkelerde maalesef daha fazla, daha gözümüze sokuluyor. Bazı ülkelerde el altından yapılıyor ama yakalanırsa affedilmiyor. Ama her yerde de var tabii ki yani. Sadece bizim ülkemizde yapılıyor değil. Yani bunu da altını çizelim. Yakup, Burçak Hanım, Deniz Hoca'nın Cem'le bağlantısında bu cinayet sebep olabilir mi? Ya Hülya Hanım, o kadar çok şey söyleniyor ki.
Yani bir sürü teori var bununla ilgili. Bundan sonraki yayında konuşacağım bu arada bunları. Bugün işte çok fazla buralara girmedim. Hani konuyu önce işleyip konuyla ilgili fikrimi söylemek istedim. Sonra bu teorilere hepsine gireceğiz yani. Bu teoriler neden ortaya çıkmış onları da konuşuruz. Yani bu hocayla aralarındaki şey neden çıkmış? İşte Cem'in ölmediği teorisi nereden çıktı? Nereden aklımıza geldi falan. Bunların hepsini konuşalım istiyorum zaten. Lady, ben daha önceki videoda alta yazdığım kitap isteyenler olmuştu. Kitabı soranlar olmuştu. Parfüm soranlar olmuştu. Vesaire. Onların hepsini yazdım. Bunun altına da koyarım kitap şeylerini. İşte bu videonun altına da yapıştırırım. Oradan bakabilirsiniz. Ayşe Serap Ferah. Amerika'da olsaydı bu dava böyle sonuçlanır mıydı? İnanın orada da çözülememiş yani vakalar var. Ya şimdi şöyle arkadaşlar, burada aslında şu noktada bir sıkıntı var. İşte Amerika'da bizim elimizde çok fazla kaynak var. Kullanabileceğimiz. Çok teknoloji destekliyor. İşte kriminologları, işte cinayet büro dedektiflerini vesaire, işte adli tıp uzmanlarını. Teknoloji çok fazla destekliyor. Bir olayda, yani bu tür olaylarda teknoloji sizi ne kadar fazla destekliyorsa o kadar hızlı şekilde sonuca ulaşırsınız. Burada insan beyni çok önemli tabii ki. Olayın kurgusunu yapmak için. Ama size destek olan teknolojik bir sürü alet var. Bunları göz ardı edemeyiz. Yani bir DNA işte raporunun, DNA sonucunun güvenilirliği mesela, bu kullandığınız sistemin, işte bu DNA'yı aldığınız ortamın, işte aldığınız anın, andan o laboratuvara gidişine ve oradaki ortamda işte analizinin yapılmasına kadar bu süreçte her şeyden çok emin olmanız lazım. Bunun için de elinizde iyi kaynaklar olması lazım. Ve bu olayı, yani şöyle söyleyeyim size, şimdi Amerika kriminoloji konusunda, yani benim okuduğum okul konusunda en iyi ülke dünyada. Bu adamlar bunun sistemini artık oturtmuşlar yani. Çözmüşler diyemiyorum çünkü bu hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde tam olarak çözülmedi tabii ki. Çözen biri olsa zaten o yani herkes rahatlayacak da maalesef. Ama bunun, bu sistemi size çok iyi öğretiyor. Yani siz okuldan yani okuldayken bile diyeyim, sahaya gittiğinizde böyle profesyonel bir hissiyat oluyor sizde. Çünkü size okul kafanıza vura 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 onu öğretiyor. Hep pratik, hep işte bu teoride bunları öğrenme üzerine. Yani ezber en az düzeyde, teori en yüksek düzeyde olduğu için bunu kanıksıyorsunuz artık bir sürü şeyi. Fakat burada maalesef bu sistem yok. Birincisi kriminoloji bölümü yok yani. En büyük sıkıntı, birinci sıkıntı burada. Çünkü kriminologlar cinayet çözümlemedeki en önemli kişiler yani. Bütün olay yerinin analizini yapan, oradaki işte olayın örüntüsünü çıkaran, psikolojik altyapıyı inceleyen, işte delilleri, psikolojik altyapıyı, her şeyi beraber inceleyen zaten kriminologlar yani. Bu yok yani. Çok büyük bir eksik. Teknoloji olarak da maalesef eksiklerimiz var. Nedir mesela? DNA veri tabanımız yok bizim. İşte bir sürü eksiğimiz var yani. Daha işte bu şey kimliklerle daha parmak izlerimizi hepimizin yeni tanıttık daha. Yani düşünün, bunlar hep polisin işini zorlaştıran şeyler. Amerika'da adam yakalanıyor. DNA tık 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 hemen yani. Siz, ya bu süre çok kısalıyor yani orada. Onun içinde sıradaki vakaya geçebiliyorsunuz. Burada vakalar birikiyor, birikiyor. Onun sonucu geç geliyor. Öbür tarafla yazışma. Bizde bir kere yazışma olayı çok uzun yani. Savcılık sistemi var burada. Amerika'da o yok yani.
Birçok adamlar durumu çekmişler yani ortadan ki bu mesela cinayet çözümlemede hızlı olmak en önemli şey çünkü. Yani bu sistemi iyi oturtmak lazım. Yani bizim ülkedeki sıkıntılar burada başlıyor aslında. Yani umarım biraz uzun anlatmaya çalıştım ama yani nasıl olduğunu anlatmak istiyorum yani. Hani böyle tamam oturduğumuz yerden şu da olmamış ya nasıl da bu rezillik falan diyoruz ama burada emniyet de çok sıkıntı yaşıyor. Jandarma da çok sıkıntı yaşıyor. Yani çok ilkel yöntemlerle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Artık dünya çok ilerledi yani her şey çok acayip bir noktada. Onun için de bu süreler uzuyor. Maalesef. Figen özlemiş. Var 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 Erhan, jüri sistemi var Amerika'da ama tabii bizde Allah korusun olmasın yani jüri sistemi diyelim. Berfial, evrak işlerimiz kaplumbağa ağzında. Aynen, bir de düşünün ki yani bu cinayet soruşturmalarına falan çok hızlı olması gerekir yani bunların. Vakit kaybı en yani savaştığınız tek şey zaten zaman sizin yani bu cinayet soruşturmalarında. Onun için maalesef bu prosedür işleri bizde Türkiye'de biraz uzun. Eğer karşımızda böyle birinin olduğundan şüpheleniyorsak ne yapmalıyız? Nasıl birinin olduğundan? Hayra. Figen Özdemir, sevgiler. Cem gibi biri mesela. Ya zaten diyorum ya böyle mesela psikopatik tavırları olan işte değişik tutumları olan insanlardan kaçın yani. Hayatın olağan akışı hep diyoruz ya işte, hayatın olağan akışına ters davranan işte çok fazla yalan söyleyen çok fazla manipüle eden karşıdakini bu mesela psikopatların tavırları arasında bu gaslighting dediğimiz bir şey var. Türkçesini bilmiyorum. Üzgünüm. Gaslighting yazabilirsiniz. İşte sizi mesela deli olduğunuza inandırır. Yani artık böyle sen delisin ya. İşte bir şey koyarsanız mesela onu orada bulamazsınız. Sen manyaksın falan der. İşte delisin der. Artık bir noktadan sonra siz de acaba deli miyim ben ya falan demeye başlarsınız mesela. Bu tarz insanlar vardır çevremizde. Yani bir düşünelim böyle. Mesela böyle bir işte gaslighting yapanlar. Ondan sonra size yani çok böyle nasıl diyeyim yani hakaret demeyeyim de işte yani olabilir yani hani böyle mesela ilişkiler yaşayanlar vardır işte mesela şiddet göstermez ama işte bir takım böyle bir hareketlerde bulunur yani değişik hareketleri vardır işte iter kakar kolunu sıkar falan yani şunu aslında şuna bakın. Yani bu hareketler hep bir tık artar yani bir süre sonra. Bir tık daha artar. Yani ilerler yani. Yani bu hareketleri gözlemlemeye başladığınız zaman ve bunların arttığını da gözlemlemeye başladığınız zaman bilin ki bir sıkıntı var. Orada olmamanız lazım artık yani. Arkadaş olarak da mesela gözlemlediğiniz işte çok acımasız işte insanlardan. Ben mesela çok acımasız insanlardan uzak dururum. Yani bunların çok yakınında olmaya gerek yok. Nasıl anlarsınız? Ya duyarsız olurlar bu tipler. İşte ya, önünde birini kesseler umurunda olmaz. İşte en önemli şey kendidir. Kendi fikirleridir. Kendi rahatlığıdır. Yani bu tip şeyleri gördüğünüz zaman gözlemlemeye başlayın yani. İlla ki böyle oldu diye insanları suçlayın, onlardan kaçın demiyorum. Ama bunlar göstergedir yani. Evet, merhamet duygusu çok önemli demiş Nemiş. Kesinlikle. Bakın, bunu her seferinde söylüyorum. Burada en yani bariz görebileceğiniz şey, en önemli şeylerden bir tanesi, mesela ağaca karşı
hayvana karşı, çocuğa karşı merhamet beslemeyen insanlardan anında uzaklaşın. Bakın gerçekten bunu yapın yani. Çünkü bu insanlar hiçbir zaman işinize yaramayacaklar sizin yani. Bunu bilin. Çünkü bunlar zaten dünyanın da işine yaramıyorlar yani. Bunlar hava israfı. Yani burada insan ziyanlığı. Yani ne diyeyim bilemiyorum onlar için. Yani yeşilden nefret edip, hayvandan nefret edip, işte çocuklardan, yani bu tür şeylerden, yani merhamet duyulması gereken diyelim, yaşlılardan, yani bunlardan nefret eden, bunlara karşı böyle acımasızca davranan insanlardan kaçın. Yani bunu söyleyebilirim en basit örnek olarak. Empati yoksunu insan da çok sıkıntılı. Aynen öyle. Nevin Işık, aynen. Çocuklukta başlıyor kesinlikle. Ailelerin çok etkisi var bunda. Çok önemli bence ailenin buradaki çocuğa verdiği şey çok önemli. Selin Hanım teşekkürler. Ben de inanmıyorum. Zaten bu konuyu da işleyeceğiz. Figen Özdemir. Bazı insanlar hiç doğmamalı demiş. Gerçekten bence de öyle. Aslında böyle yaşamları daha uzun olsa dediğimiz, işte keşke yani böyle daha uzun yaşasaydı dediğimiz insanlar vardır ya. Keşke bunların ömründen onlara böyle aktarabilsek yani. Bir sistem olsa. Böyle bir şey yapabilsek keşke. Hiç yaşamasalar yani. Arkadaşlar ufak ufak bence bitirebiliriz. Gene bir saati geçmişiz vallahi. Çok güzel bir yayındı bence. Bu gergin bir konuydu ama ona rağmen bundan da şey yaptık yani biraz böyle bir bu tür gergin böyle altyapısı çok ağır konulardan çıkınca böyle üstünden bir yük kalkmış oluyor. Bugün de öyle hissettiğim anlardan biri. Ayşe Serap Ferah, ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Mırmır Memiş, iyi akşamlar demiş. Saadet Hanım, rica ederim. Devamı olacak zaten. Aslında devamı biraz daha sansasyonel olabilir. İşte bu Cem'le ilgili düşüncelerimizi paylaşırız hep beraber. İleyna çok teşekkürler. Yasemin Hanım sağ olun. Ferhan Özcanlı, çok teşekkür ederim. Bir yudum da şundan alayım. Öyle hemen gidemiyorum biliyorsunuz. Ayşe Hanım çok teşekkür ederim. Suna sağ olun. Ebru Kıran Erdoğan teşekkür ederim. Nevin Hanım, Bright Eyes teşekkürler. Semra canım hoş geldin. Ben görmedim geldiğini bu arada. İyi akşamlar bu arada. Figen Özdemir teşekkürler. Aynur sağ olun. Güzel bir yayın oldu, evet. Vallahi aslında bu Münevver Karabulut mu, işte Hande Çinkitaş'tı sanırım. Onu mu yapsak falan diye konuşmuştuk ama Münevver o kadar çok. Daha ben bu arada bunu sözde Instagram'da soracaktım. Instagram'da işte story koyacaktım. Fakat o geçen yayından sonra yani böyle Münevver diye liste yığıldı. Çok kişi yazdı. Anneciğim. Anne dinledin mi yoksa benim sesimi kısıp başka bir şey mi izledin? Vallahi soracağım bak. Bundan sonra arayacağım. Berfial. Ay sağ ol Erhan. Çok teşekkür ederim. Geldiğin için ben de. Yayın için teşekkürler demiş. Rusça pa yazan. Okuyamadım. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol Ayşe'cim. Çok teşekkür ederim. Nuran Bey'e demiş ki emeğinize sağlık Burbank Hanım. Burbank. Ay, teşekkür ederim. Meli. Teşekkürler.
Bu arada küçük bir sinek var yani. Çocuğum niye buradasın sen ya? Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Buradan okumak da keyifli oluyor. Bakıyorum. Elmira Ra. Ha, Elmira Ra. Erhan valla Rusça bilmiyoruz. O konuda bize destek at yani. Nuran Savata. Benden de sevgiler. Arkadaşlar çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok keyifli oluyor. Sizlerle olduğum için de çok mutluyum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Kötü anları, kötü negatif şeyleri böyle pozitif bir atmosferde konuşuyor olmak sizinle çok güzel, keyifli. Konular keyifsiz ama sizlerle olmak güzel. Çok teşekkürler. Katılan herkese çok teşekkürler. Moderatörlerime teşekkür ederim. Vakit ayırıyorlar, geliyorlar benim için. Onlara buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Bu arada benim telefonum şarjı bitiyormuş. Bu arada şarja takmamışım telefonu. Ne diyordum? Ha, pozitif insanlarla gezelim. Ve ne dedik ya? Cani olmayan, hayvanları seven, yaşlıları seven, çocukları seven insanlarla vakit geçirelim. Hayatımızı onlarla süsleyelim. Öpüyorum hepinizi. Kendinize dikkat edin. İyi geceler. Geliyor parmak.